Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir, CNN Türk yayınında Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı, Türk savunma sanayindeki gelişmeleri anlattı. Demir, Roketsan tarafından geliştirilen L-UMTAŞ lazer güdümlü tank savar füzesi ile 16 kilometreden görüş ötesi hedeflerin vurulabileceğini açıkladı. Bir süredir menzil bilgisi Roketsan tarafından 8 kilometre olarak paylaşılan L-UMTAŞ'ın güncellenen menzili, kullanıldığı platforma göre bir dizi avantajı da beraberinde getirecektir. Günümüzde helikopterler için baş tehditlerden biri olan portatif ve kundağı motorlu alçak irtifa hava savunma sistemlerinin menziline girmeden hedeflere angaje olunabileceği göz önüne alınırsa bu güncellemeden en çok istifade edecek platformlardan birinin helikopterler olacağı değerlendirilebilir. T-129 Atak Taarruz Helikopterleri ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki S-70B Seahawk helikopterleri envanterimizde L-UMTAŞ füzesini kullanabilen helikopterlerdendir. Hava araçlarının yanında L-UMTAŞ'ın kullanabilen kara ve deniz platformları için de benzer şekilde daha güvenli mesafelerden hedefleri vurma kabiliyeti söz konusu olacaktır. Roketsan Yalman, KMC silah sistemi aracılığıyla kara ve deniz platformlarında UMTAŞ, L-UMTAŞ, Cirit ve Sungur füzeleri kullanılabilecektir. Ocak 2022'de Yalman, KMC ile test atışlarını icra eden ve silah sisteminin entegre edildiği konfigürasyonuyla yakın zamanda envantere girecek Kaplan STA ve Mayıs 2021'de aynı silah sistemi ile test edilen ve seri üretimi başlayan ULAK silahlı insansız deniz aracının güncellemeden faydalanacak ilk kara ve deniz platformlarından olacağı değerlendirilebilir. L-UMTAŞ, taarruz helikopterlerinden kullanım için Roketsan tarafından geliştirilmiş hassas güdümlü bir tank savar füze sistemidir. Lazer güdüm yeteneği ve zırh delici tandem harp başlığı L-UMTAŞ füzesinin sabit ve hareketli HDR'e karşı etkin bir silah sistemi olmasını sağlamaktadır. Füze, atış öncesi veya sonrası hedefe kilitlenebilmektedir. Genel özellikler, gece ve gündüz görev yapabilme özelliği, at-unut kullanım modu, sütre gerisinden atış, sabit ve hareketli hedeflere karşı kullanım, geniş fırlatma zarfı ile platform doğrultusu dışındaki hedeflere etkinlik, sıvı yakıt yangını ve kurşun çarpmasına karşı, duyarsız mühimmat özelliği.